Etleri taşımak ve bunların takibini gerçekleştirmek. Bu çerçevede yürüyoruz. Dolayısıyla bu amaçların olmasını kararlaştırdıktan sonra hepinizin bildiği gibi dün pençe kilit çıkmış. Anayasayı gözetmek, seçim mevzuatını gözetmek suretiyle. Bir müdahale. İnsanı yaşatacaksın. Veriyoruz. Güçlü bir ülkeyiz. Sorunlarımızı çözecek kapasitemiz var. Beşeri kaynağımız var. Tecrübe birikimimiz var. Bu konuda da kararlı bir duruş sergiliyoruz. İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dilediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız. Hedefimiz bu. Bu konuyla bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen dezavantajlı kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hazırlık çalışmaları hükümetin devam ediyor. Değerli kardeşlerim, ülke hepimizin, Türkiye hepimizin. Dolayısıyla siyaseti sorunları çözme yarışı olarak görüyoruz. Değerler hepimizin, bayrak hepimizin, vatan hepimizin, devletimiz tek ve biz tek milletiz. Dolayısıyla 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı olduğunu, tek vatanı olduğunu, tek millet olduğumuzu ve tek devletimiz olduğunu hassasiyeti içerisindeyiz. Böyle yürüyoruz, böyle sürdürüyoruz. Bunun da doğru olduğu inancındayız. Çalışmalarımızı bu çerçevede, bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediyecilik bizim işimiz. İşi ehline vereceksin. İşi bilene vereceksin. Ve sonra hesap soracaksın. Bilmeyene verip de ah vah demekle zaman kaybından başka bir iş yapmış olmayız. Çünkü bizim siyasetimizin önemli parametrelerinden birisi de hizmet ve eser siyasetidir. Dolayısıyla ehil kadrolar bizim partimiz bünyesinde vardır. İnşallah yerel seçimlerde de ama fakat lakin demeden doğru da birleşmek şehrimizin, beldemizin, mahallemizin kalkınmasını, büyümesini, gelişmesini, güzelleşmesine odaklanmak suretiyle onu yapacak kadrolara emaneti yeniden vermeliyiz. Hatırlatmak bizi, bunu takdir edecek olan egemenliğin sahibi aziz milletimizdir, aziz halkımızdır.